Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün aranjman yapmıştım. Yani sukulentlerimi dikmiştim arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Yani çekim yapmıştım arkadaşlar. Bakın şu saksıların çekimini yapmıştım. Ve atacaktım videoyu. Yanlışlıkla sildim tabii ki. Size bugün bu videoyu tekrar çiçeklerimi, diktiğim çiçekleri göstermek istiyorum. Bakın şu güzelliklerime güneş gelmiş. Bunları da içeri dışarı koymak istiyorum ama yer sıkıntısı var bakalım. Size şöyle bir göstereyim. Kivinin çiçeğine bakar mısınız? Bugün hava çok güzel, sıcacık. Bakın sardunyalarım açmak üzere. Açmış biraz. Ne güzel olmuşlar bunlar ya. Sardunyalarınızı toprağını değiştirin arkadaşlar bu ayda. Güzel verimli olsun. Toprakları eskiyse topraklarına biraz gübre koyun, karışım yapın. Koyun gübresi ve solucan gübresi koyabilirsiniz. Yani topraklarını güzel böyle yaparsanız çiçekleriniz bütün yaz boyunca bol bol açar arkadaşlar. Hiç durmadan. Benim topraklarım yine aslında bilmiyorum. Belki yerimi ayarlarsam tek tek dikmeyi düşünüyorum. Yani sukulentleri de tek tek saksıya dikmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bugün size bunları göstereyim diktiklerimi. Şurada alsam nasıl alacağım ki? Bakın. Bunları ayrı saksılardan aldım. Mesela büyük siyah saksımdan aldım. Bunlara diktim. Şu anaç olan ortadaki bebeklerinden dolayı doluydu biliyorsunuz. Hiç büyüyemedi, gelişemedi arkadaşlar. Bebekleri de gelişemedi. Bebek veremedi tekrardan. Ben de böyle bir ayırdım. Bebekleri o saksıya diktim. Bunları da tek tek yanlara diktim. Biraz daha gelişince ayrı saksıya almayı düşünüyorum. Bakın. Çok güzel oldular. Bunları da böyle diktim. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Burada baldin, letizya çok güzel oldu bunlar. Hepsini ayrı dikmeyi düşünüyorum. Bakacağız sonuca. Yer ayarlayacağım. Burada güzel oluyordu arkadaşlar. Biraz bu konuda yani alması, bakması biraz zor geliyor. Bakacağız duruma göre. Bakın sardunyalarım. Açmaya başladı. Yeni aldığım sardunyalar var arkadaşlar. Onları da videoda, ayrı videoda gösteririm. Bakın çuhalar. Çuhaları aldım arkadaşlar. Çuhaları ben çok seviyorum. Bir de hercai'leri çok seviyorum. Bahçede çok güzel oluyor bunlar. Bakın şu renklerden aldım. Tanesini 15 liraya aldım arkadaşlar. Kivimin çiçeği çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın açıyor ama arkadaşlar bu çiçek açtığı an buradaki kelle gidiyor arkadaşlar, ölüyor çiçek açtığı zaman. O yüzden anaç oldu, boylandı, ağaç formu yapsanız da bir işe yaramıyormuş. Ben bunu görmüş oldum. Çiçeğini de ben ilk defa gördüm. Çünkü büyüdü, anaç yapacaktım aslında, çiçek açtı. Bilmiyorum kesecek miyim, kesmeyecek miyim, bakacağım durumuna göre. Ama buradakiler de var, bakacağız. Böyle bakın, böyle güzelliklerim. Yani toprakları sukulentlerimin yeni olduğu için onlara şimdilik solucan gübresi, çünkü sulandırırım, şerbetini vermeyi düşünüyorum. Toprağını yeni yapmıştım, karışımını arkadaşlar. Zaten ayrı da dikmeyi düşündüğüm için
Şimdilik onları öyle diktim, biraz daha güzel gelişsin. Sonra tek tek düşünüyorum, bakacağız duruma, bir karışımlı bir toprak artık alırım diye düşünüyorum. Böyle hava çok güzel, mis gibi bir hava var arkadaşlar bugün. İzlerseniz de takip ederseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Yani böyle tam toprakların değiştirme havası ve gübrelerini tam yağmurlara denk gelirse arkadaşlar çok da güzel çiçekleriniz verimli olur. Yani şurada artan sukulentleri de göstereyim. Bu bebekleri almak zorunda kaldım. Bakın, bakın. O biliyorsunuz arkadaşlar siyah saksının içindeydi hepsi, bunlar doluydu. Hepsi bir anaç oldular. Bebek veriyorlar. Altları bebek var. O saksıya sığmadı, sulanmıyordu bile. Aralık bıraktım ki sulandı arkadaşlar. Bakın yağmur suları aldı aralarından. Ondan sonra çok güzel olmaya başladı bu anaçlar. Bakın maşallah, subhanallah. Çok tatlılar ya. Güneş de görünüyor mu arkadaşlar? İnşallah görünüyordur. Arkadaşlar yani sukulentleri gerçekten insan böyle bir iki tane aldığı zaman bağlanıyor yani, resmen değişik değişik türlerini almak istiyorsun. Şunların güzelliklerini gördükçe biraz hevese geliyorsunuz. Hele şunların renklerine bakar mısınız? Tabii ki bunların renkleri daha da güzel arkadaşlar. Süper bir rengi var bunun. Ben çuvaları çok seviyorum. Bahçe olsa var ya, her yere dikeceğim. Her cahaya çuva. Yani biraz işte bahçe olmayınca sıkıntılı bir durumlar oluyor. Bakın renklerine. Bu da para çiçeklerim arkadaşlar. Bunların da ayırmayı düşünüyorum. Ayrı ayrı dikmeyi düşünüyorum. Bakalım. Bir maşallah derseniz de sevinirim arkadaşlar. Çiçeklerim için. Böyle içerideki çiçeklerin, sıklamen çiçeğim, bakın içeride, o aldıktan beri dışarı atmadım arkadaşlar. Bakalım, bunlar da içerideki sukulentlerim, bunları da dışarı koymayı istiyorum ama işte bakın yer sıkıntım çok. Bakın toprak değişimi yapmıştım saksıları falan çiçeklerine, böyle videosu yapmıştım ama nasip yokmuş. Menekşelerim şimdilik çiçeklerini durdurdu. Bakın, bakın. Bu biraz çiçekte. Ay maşallah, subhanallah. Çok tatlı ya, maşallah. Ben menekşeleri seviyorum ya. Menekşe türlerini seviyorum. Hercai zaten birinci olarak seviyorum ben, hercai menekşesini. İkinci bu menekşeleri seviyorum. Üçüncü de çuvaları seviyorum. Arkadaşlar menekşe olarak. Sukulentlere de ayrı bir ilgim çok var. Bakın. Yani insanın gerçekten stresini alıyor arkadaşlar. Şuradaki sukulentimi de göstereyim size. Bakın. Gelin teli de orada. Bakın yaprakları, kırılan yaprakların yanına yatırdım. Orada yerini sevdiği gibi renklendi arkadaşlar. Çünkü güneş ışığı da alıyor. Sabah güneş. Biraz öğlen sonu biraz yalım kat güneş alıyor. Bir de sabah alıyor arkadaşlar. Burası. Güzel oldu. Hem de serin oluyor yani. Öğlen araları tam sıcaklarda. Yazın iyi burası. Kışın biraz zor. Kışın çiçekler için çok zor arkadaşlar. Bakın. Ay çok tatlı, ben bu siklemeni yani hiç almamıştım arkadaşlar. İlk defa evime aldım. Böyle. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Biraz karşı konum iyi değilse kusura bakmayın. Çünkü mecburum arkadaşlar, önü, ön tarafın üst taraf, binanın üstü yok. İnşaat olduğu için. Bakın buradaki sukulentlerim size dışarıdan da göstereyim.
Bakın. Sardunyalarım açmakta arkadaşlar. Hepsi biraz tomurcuk verdi. Bakalım bunlar da aşkın gözyaşları mavi pembe. Bakın. Bunlar da arkadaşımın gönderdiği hediyeleri. Tesbihler. Bir tane de benim vardı. Zor bir tane bıraktırabildim. O Verikat'tan almıştım ama tuttu gibi. Bakacağız. Verikat'ta oluyor arkadaşlar. Almıştım biliyorsunuz. Koca saksıyı kaybetmiştim. Bu bir tane böyle küçücük tomurcuk kalmıştı. Öyle biraz gelişti. Bu da leş kaptüsüm. Sedum palmeri. Çok güzel. Güneşte. Çok güzel. Bakın. Küçük cam aldım arkadaşlar. Biraz aralıklı bir camımız var bizim burada bir de. Bakın çiçekleri zor koyuyorum sıkır sıkır. Ya ben geniş yer istiyorum ya çiçekler için. Bakın. Değiştirdiğim saksıları da göstereyim size arkadaşlar. Onların da çekim videosunu. Bakın buradaki saksıdan aldım. Onu da size göstereyim arkadaşlar. Siyah saksıdan aldım. Büyük maçları. Bakın. Güzelliklerim güneşlenmekteler. Bakın şu saksıdan aldım arkadaşlar. Bu siyah yuvarlak saksıdaki bebekleri de buna koydum. Bunda daha güzel gelişsin diye. Bakın. Bu polluksu da ayrı saksıya düşünüyorum. Çünkü kocaman oldu arkadaşlar. Yerinde aslında sevmiş. Şuradaki de bebeklerim. Buraya diktim. Burada biraz gelişsin. Bunları tek tek dikeceğim arkadaşlar. Bakın. O yuvarlak saksıya da öbür bebekleri koydum mecburen. Bakın sonuç. Böyle. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz, takip olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.